merak ettim, ne yapıyorsun diyeceğim. Belki başka bir şey diyeceğim. İmdat diyeceğim belki. Belki de senden hoşlanıyorum diyeceğim. O kız kimdi? Hangi kız? Bu gece kapının önündeki. Zeynep mi? Bilmem. Zeynep mi adı? Mahalleden. Hiç görmemiştim. Herkesi gördün mü ki onu göreceksin? Ver onu bana. Şuraya koyabilir miyim? Nereye? Şuraya. Yerleşme. Tamam. Hadi Allah rahat versin. Nasıl rahat edeceksin artık? Burada yatmayacak mısın? Hayır. Böyle surat asmaktan vazgeç Handan Hanım. O kıza ters davranma. Bundan sonra senin de kızın sayılır artık. O benim hiçbir şeyim olamaz. Kuzey'e iyi gelecek bu kız, göreceksin bak. Bana iyi gelmeyecek, biliyorum. Annenden mi öğrendin bu tavırları? O da bana böyle davranırdı eskiden. Zaten onu dinleseydim. Efendim? Mahsus yaptın. Bana özellikle söyleme. Kızı sevmediğimi kaç defa söyledim sana. Sırf seni üzmek için yaptım. Onu bu eve getirdim. Sırf seni üzmek için getirdim, evet. Sen Kuzey'i bu evden hapse yolladın, beni üzmedin. Ben evi tekrar sahiplensin diye, bizi sahiplensin diye. Oğlan sıkıntıdan kurtulsun diye eve getirdim. Sen üzüldün öyle mi? Ne halt edersen et. Bundan sonra bu evde yaşayacaklar. İstemeyen çeker gider. İster üzül, ister büzül. Bu böyle bundan sonra.
Niye açmıyorsun telefonunu? Belki bir şey söyleyeceğim. Belki imdat diyeceğim. Alo. Ne yüzsüz bir şeysin sen ya? Ne terbiyesiz adamsın. Zeynep bak, beni dinle. Neyi dinleyeceğim ya? Neyi dinleyeceğim? Arsız. Ya. Yani ben beni biliyorsun zannettim, durumu biliyorsun zannettim. Ben evli olduğunu bilmiyordum. Ben manyak mıyım evli adama senden hoşlanıyorum diyeceğim. Ne işin var benim evli adamla? Benim bundan sonra seninle asla ama asla işim olmaz. Zeynep. Aptala bak be. Bir şey mi? Ben su alacaktım. Mutfak şurada mıydı? Hı, vereyim istiyorsan. Yok, ben alırım. Burada mı yatacaksın? İtirazın mı var? Yukarıdan yatak indirelim diyecektim. Ben burada yatarım. Hadi sen geç içeri yat. Gerek yok. Böyle iyi. Simen gelmesi iyi oldu bence. Yok ya. Evet. Her şey yoluna girecek, göreceksin. İşimizi kuruyoruz nasıl olsa. Her şey iyi giderse çok fazla sıkıntı çekmeyeceğiz. O bizim işimiz değil. Senin işin. Saçmalama Kuzey. Sen de para yatır. İstersen o konuyu açma. Ya tamam, biliyorum. Dövüşü ihbar ettiğim için bana gıcıksın hala ama... Bak, o konuyu açma dedim sana. Hatırlatma. Kuzey, bak. Ya Ferhat hayatımızdan çıktı. Kurtulduk değil mi? Fena mı oldu? Öldü mü, ölecek mi? Bugün dövüşte yerde mi kalacak korkusundan kurtulduk. Eyvallah. Bizim şimdi işimize konsantre olmamız gerekiyor. Bak, ben sana güvenerek girdim bu işe. Ona buna sinirlenip de beni yarı yolda bırakmayacaksın değil mi? Lan bırak bu işleri gaz vermek için. Güvendim mümendim falan ayakları. Önce kendine güven. Duydun mu? Ya ne gazından bahsediyorsun sen? Oğlum biz zaten her şeyimizi yatırmadık bu işe. Kaybedecek neyimiz kaldı söyle. Kuzey, başarmamız lazım. Bir kere benim babama... bu işi sana muhtaç olmadan yaptım demem lazım. Aynı şekilde Banu'nun annesine de. Hele sen. Hele ben. Evet. Sen şimdi Sima'ya karşı da sorumlusun. Değil misin? O yüzden başarmamız lazım Kuzey. Ben içeride, sen dışarıda koşturacağız. Ve bu işi ortaya çıkaracağız. Tamam mı? Banu'ya kefil oldum ben senin için. İsteyince nasıl bir işe kafayı taktığını biliyorum çünkü. Tabii lan. Güzellik tıngırtılarının satışında, şirket sıralamasında benim var oldum ben, biliyorsun. Evet işte onu söylüyorum. Bak, buradaki projemize de fikirleri söyledin. Çoğunu sen verdin. Ustandım şeklini sen belirledin neredeyse. Değil mi? İsmini sen verdin. Öyle. Evet.
Gerçekten bunun ismi makara mı olacak? Yani konuşuruz onu. Güzel ama, güzel yani. İyi tamam o zaman ben yarın erken kalkayım. Gideyim bir stand işlerine bakayım. Nerede yaptırılıyor bir araştırayım falan. Tamam. Tamam çok iyi. Bak orada zaten çizimler var. Ben onların üzerinde aşağı yukarı bütçeleri de çıkardım. Tamam hallederim ben yarın tamam. Yani öyle acele etme. Bir bak araştır fiyat al önce. Ha? Yarın tamam hallederiz bakarız dedik tamam. Yapacağım ben. Bak göreceksin. Ferhat'a borcunu da ödeyeceğiz. Daha fazla para da kazanacağız. İkimizin de ayrı ayrı evi olacak. Yavaş, yavaş. Alçaktan uç biraz oğlum. Her şey sırayla. Önce bir iş tutsun. Değil mi? Evet. O önemli.